Evet efendim, verdiğimiz arada burada müthiş konuşmalar vardı. Herkes birbirine fikirlerini söyledi, iknaya çalıştı, argümanlarını söyledi. Şimdi izleyicilerimiz ne diyor? Bu arada şunu belirteyim, hani ses kesintileriyle ilgili mesajlar geliyor. Ses mi kesiliyor? Yok. Yani şöyle, bu HD yayından sonra sanırım yaşadığımız bazı teknik sorunlar var. Onlar için arkadaşlarımız ellerinden geleni yapıyorlar. Sorunlar azalıyor ama henüz yok olmuş değil tam olarak. Bir izleyicimiz diyor ki, Gönül Özcan, işte CHP daha düşük eğitimli kesime kendini anlatamıyor. Onun için Adalet ve Kalkınma Partili bir rektör. Ben işte okumamış insanın ferasetine güveniyorum, cahil insanın ferasetine güveniyorum dememiş miydi demiş. Bir izleyicimiz demiş ki, Halit Gökalp, siyasetçi diliyle konuşmak vatandaşı tatmin etmiyor. Halk diliyle konuşmak, tatlı, mutlu masallar anlatmak gerekiyor galiba demiş. Adalet ve Kalkınma Partisi de bunu çok güzel yapıyor demiş. Ondan sonra Vedat Kaya ne diyor? CHP muhalefeti yapabildikleri ancak iktidarlar için referans olur, söyledikleri değil demiş. Şimdi Erkan Eren de diyor ki, benim oturduğum apartmanda Covid hastası bir hanımefendi varmış. Bugün kapıya ambulans gelince öğrendik. Hanımefendi nefes almakta zorlanmış. Kaç gündür hasta bilmiyoruz. Ortak asansörü hasta olarak kaç gün kullandı, nerelere dokunup bulaştırdı bilmiyoruz. Ve üstelik de bizlere de test falan yapılmadı. O konuya da değineceğiz. Tuğba Hanım tam aradan önceki bir konuşmasında biraz sinirlendi. Hakkıdır. Hakkıdır efendim ama... Kadınlar sinirlenir. Tabii tabii. Ama yok, estağfurullah, o açıdan söylemedim. Her konuğumun sinirlenme hakkı vardır. Son derece doğal. Ama de biraz bana biraz haksızlık olabilir. Hani yaşanan ortam Pelin Batu'nun o yaşadığı anla karşılaştırmak. Yok canım, değil, çünkü değil. Yani Pelin Batu'nun, olsun diye evet, Pelin Batu'nun o programda yaşadıkları hakikaten tarif edilemeyecek bir şeydi. Taciz diyebiliriz buna, fikri taciz işte vesaire, sözlü taciz. Yani taciz derken anlamında söylüyorum. Yani söz hakkının elinden alınması ve söylediği argümanlarla dalga geçilmesi. Yani diğer o programdaki o çok büyük iki tarihçinin dalga geçmesi söylediği argümanlarla. Orada mansplaining dediğimiz şey de var işte. Evet, o da var. Ama hani Tuğba Hanım sonuçta şu anda benim konuk kontenjanıma baktığınızda %25 kadın kontenjanımı doldurabilmiş durumdayım. %75 erkek kontenjanı. Bu bizim Halk TV'de çok dikkat etmeye çalıştığım bir durum. Yani %25 en az kontenjanı mutlaka tamamlamaya çalışıyoruz yayınlarımızda. Parlamentoda o sayı yok da neyse. %50'yi yakaladığımızda daha bir moralimiz yerinde oluyor ki çok sık da yakalıyoruz. %75'e çıkarmak. Evet, 75'e çıkarmak, 100'e çıkarmak. Ama doğrudur. Yani Tuğba Hanım o sırada sözü biraz fazla kesilince o tepkiyi göstermiştir. Ama inanın hani diğer konuklarımın da sözünün kesildiği doğrudur. Benim de onların sözünü kestiğim vakidir. Sonuçta Tuğba Hanım hani söz almak istediği halde söz vermemek gibi bir durum pek yaşanmamıştır herhalde. Siz de yani katılırsınız ona. Zaten, yok, ben şunu söylüyorum. Ben bunu söylüyorum ama bu yöndeki eleştirilere de bir şey demiyorum. Geçenlerde Kader Sevinç de bir yayınımızda tesadüf o gün sadece erkek vardı stüdyoda. Tabii o da Brüksel'den meseleye bakınca ilk başta bu dikkatini çekti. Bizim de yani hani epeydir tek sadece erkek kombinasyonla yaptığımız yayında o da Kader Hanım'a denk evet, geldi. Evet, hatırladım o şeyi. Evet, bu bizim dikkat ettiğimiz bir unsurdur nihayetinde ama şunu çok net görüyorum. Pek çok haber kanalında bundan hiç rahatsız bile olunmadan bütün konukların silme erkek olduğu evet. Ve bu her defasında bu şekilde kombinasyonlarla ilerlendiği bir durum da ortaya çıkıyor. Ben o meslektaşlarıma da buna lütfen daha fazla özen göstermeleri konusunda dileklerimi ileteyim efendim. Bu arada efendim. TV5 bir sadece kadınlardan oluşan bir tartışma programı yapmış. Ne güzel. Halk TV'ye de öneririm. Tamam. Şimdi biz eksik kimse kaldı mı? Güçler, bir sizin sözünüzü kesmiştim evet, aradan ya önce. Şu şeyi bir ne yazık ki... bazen o iklime girip hepimiz o havaya giriyoruz. İktidar müthiş bir otokontrol şeyi yarattı ve hepimizi esir aldı. Mesela eleştiri ve öz eleştiri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin varlık sebebi itiraz kültürüdür. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bilmeyenler, bana bir iki mesaj yazanlara da ders olsun diye, en azından Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihini okumaları lazım.
Mustafa Kemal Atatürk'e itiraz etmiştir. Nasıl? İkinci, yani ha, dünyanın hayran duyduğu Sayın İnönü'ye itiraz edilmiştir. Sizi var eden 65 yıldır iktidar olmadığınız halde ayakta durmanızın temel nedeni kötüye itiraz edeceksiniz. Dönüşü itiraz edenler yapar. Bu eleştiri ve öz eleştiri mekanizmasına tahammül edemezseniz sizin ötekinden bir farkınız olmayacak. Bu eleştirileri yapacaksınız. Parti yöneticileri de bunları çok iyi bilecek. Partinin seçmeni de bilecek, herkes de bilecek. Evet kardeşim, ben yarın herhangi bir sıkıntı, yanlış olduğu zaman evet burada rahatlıkla itiraz edebilirim anlayışını hakim kılmamız lazım. Yanlışa yanlış diyeceğiz, doğruya da doğru diyeceğiz. Yani efendim eleştiriyor, ne olacak kardeşim, onu eleştiriyor. Size gelen mesajlar neydi? Bir arkadaşım, yani bir tanesi. Neden partiyi eleştiriyorsunuz anlamında mı mesaj? Hayır hayır, yani size. Salim Bey'in eleştirisine niye cevap vermemişiz sanki? Salim Bey bu gidişatın daha iyi olması için çok yapıcı bir eleştiri yapıyor. Bu yapıcı eleştiriye de sonuna kadar da katılıyorum kardeşim. Salim Bey herhalde pardon, bu eleştiri... Pardon, bana neden itiraz etmediğiniz şeklinde. Yeterince itiraz etmediğiniz için belki de. Efendim, itiraz edilecek anladım. Bir durum yok yani. İtiraz tamam. edilecek bir durum olsa elbette itiraz edelim. Salim Bey'in eleştirilerine haklı eleştiri olarak kabul ediyorum. Benim... Bir siyasetçi olarak da üstüme de alınıyorum. Evet, yani bu nereden daha doğru bir tavır alabiliriz dememiz gerekiyor. Yani birbirimize öyle öteleyerek bilmem ne yaparak bu doğru bir tavır değildir. Hele hele Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir tavır olmaz. Mehmet Özkan Bey. Cumhuriyet Halk Partisi bu tartışmadan benim anladığım CHP'nin çalışması iyi ama anlatıcısı yok bunu. İyi anlatamıyor. Peki. Şu en basit şeyde de bir şey bitireceğim. Söyle. Peki. Ben dediğim biraz, sözü kesin. Biraz önceki hikayeyi anlatayım bilmiyorum. Ona gerek yok ama. Şunu bir yıllardır sahada olan bir insan olarak şunu söyleyebilirim. Seçmenden ders alacağız. Seçmene asla ders vermeyeceğiz. Seçmen her şeyden haberdar. Siz ona dokunacaksınız. Onun güvencesi olacaksınız. Onunla yaşayacaksınız. Bakın altını çizerek söylüyorum. Onunla yaşayacaksınız. Düğününde, ölüsünde, dirisinde, en kötü anında yanında olacaksınız. Vallahi sağcısı, solcusu, orta yolcusu falan dinlemeden rahatlıkla size oy verir. Zaten bu test edildi. Pursaklar'da peki. Siz tarihinizin en yüksek oyunu aldınız. Pursaklar'da. Ankara'da. Evet. İstanbul'da yani, hangi ilçelerde? İstanbul'da hepsinde aldık. Hayır hayır ama hep zayıf kalınan bazı ilçeler vardı ya onları. Bağcılar, Sultanbeyli, Arnavutköy, Fatih. Aklınıza gelebilecek 25 ilçenin tamamında devrim niteliğinde oy aldık. Hepsine çok teşekkür ediyorum, minnettarım. Peki. Şimdi biz aldığımız oylarımızı muhafaza edeceğiz. Üstüne de yeni seçmene gideceğiz. Görevimiz bu. Efendim Salim Bey ya da zaman zaman konuk ettiğimiz isimler Türkiye'nin yaşadığı bu kısır döngü karşısında muhalefetten medet umdukları için muhtemelen muhalefete yönelik evet sık sık eleştirilerini dile getiriyorlar. Söyleyeyim o zaman iki benim kelamımı hani bu eleştirinin neyse. Üzerine. Peki ama kısa tutmanızı rica edeyim çünkü öbür konuya tabii geçeceğiz. Tabii çok kısa. Yani bir yurttaş olarak yani bu ülkede yaşayan bir yurttaş olarak ve mevcut iktidarın bütün uygulamalarının, bütün baskılarının altında kalmış yani bunları iliklerine kadar hisseden de birisi olarak buradan ve bu yeni kurulmaya çalışılan bu çarpık rejimden kurtulmanın yollarını arayarak söylüyorum. Ve bu gerçekten bir işe yarasın diye söylüyorum. Sabahtan akşama kadar birbirimizi övmenin, birbirimize böyle hoş sözler söylemenin bir anlamı yok. Nerelerde eksiklikler gördüğümü işaret etmeye çalışıyorum. Peki. Ve buradaki muhalefete adeta diyorum ki ya burada böyle bir alan var ve bunun üzerine gitmeniz gerekirken siz yanlış yapıyorsunuz, şöyle yapıyorsunuz, şunları eksik bırakıyorsunuz. Bu yüzden diyorum iktidar kendi alanını bu kadar açıp size de adeta öğrenilmiş bir çaresizliğin içerisine bırakıyor. Yani o size diyor ki yerli ve milli olmak zorundasınız. O ölçüyü koyuyor. Siz de ona karşı bir hamle geliştiremiyorsunuz. Onun adeta sınırlarını çizdiği yere hapsolmuş durumdasınız. Bu da toplumda bir karşılık bulmuyor. Onun için %25'i 35, 40 yapmanız lazım. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nin evet kuruluş ayarlarına dönerek o güce tekrar sahip olup bir alternatif olarak halkı böyle arkasından
yani adeta dalgalar şeklinde sürüklemesi lazım. Bundan daha uygun bir zaman var mı Gökmen Bey? Ya bir, hep anlatıyoruz. Şimdi ama Sahin ama Bey. Orada da şu var bak, ben biraz önce de söyleyecektim. Şimdi CHP AK Parti'yi taklit etse dediği gibi olur. Bakın AK Parti yıllardır ne yapıyor? Bir hikaye yazıyor. Sayıcı olacağız. Bir taklit etmeyeceğiz. Hayır, yani bakın, bakın bir hikaye yazıyor. Tayyip Erdoğan il başkanlarını topluyor. Genişletilmiş il başkanları diyor. İlçe başkanlarını falan da topluyor. Onlara bir hikaye anlatıyor. Onlara diyor. Sonra ne diyor? Gideceksiniz bunu diyor. Tek tek anlatacaksınız diyor. Ve onlar korkudan takip ediyor çünkü. İlçelerine gidiyorlar. O hikayeyi doğru yanlış. Hala bakın bu kadar ekonomik durum. Ve sizin hikayeniz yok. Kötü. Var hikayeler. Hikaye var. Anlatamıyorsunuz. Hayır, işte bak ne diyorum. Cumhuriyet Halk Partisi. Dış politikada kötü. Bir dakika bir şey. Ya toplumun karşısında. Salim Gürsel Bey. Salim Bey bir lafını. O hikayeyi şu anda bilmiyor hiç kimse. İşte bir lafımı anlatalım, bitirsen. Anlatalım, bu bizim görevimiz ve dersimiz olsun. Buyurun. Tabii tabii. Teşekkür ederim. Söz aldığım için. Ya bir şimdi bir hikayesi kalmadı iktidar. Evet. İktidarın hikayesi doğru. Yok. Ama bakın yine bir hikaye uydurup. Mesela yerli ve millilik üzerine bir takım hikayeler kurup yine adam topluyor doğru. İlçe il başkanlığını gidin bunu anlatın diyor. Gidip de toplayıp ya şöyle sinmiyor kenara. Ya bu ekonomi kötü biz başa çıkamıyoruz. İşsizlik patladı veya şu oldu bu oldu biraz sesimizi keselim. Halktan çok tepki var falan bunları demiyor. Mesela gidiyor işte bak diyor bizim diyor gemimiz diyor şuraya gitti diyor Oruç Reis şunu yaptı. İşte Karadeniz'de şu kadar şey çıkardı. Türkiye bir anda sanki o doğalgazı ertesi gün bizim eve gelecekmiş gibi anlatıyor. Ve kendi ekibine de gidin bunu anlatın diyor. Kendi adamla da gidip bunu millete anlatıyorlar. Millet de inanıyor. Geçen gün inanmıyor. Bir kısmı inanıyor. Emin ol inanmıyor. Bir ya televizyona çıkarmışlar adamı tutmuş. Bir iktidarın kararlı işte dolar diyor. Ya kardeşim diyor Amerika diyor dolara 20 lira yapsa bana ne? Ya bunu televizyona biz ben almadıktan sonra diyor ben yerli ve milliyim diyor. Şimdi böyle bir propaganda karşısında adamın kafasına da bu girmiş bunu sokuyorlar. Ya ne işimiz var bizim dolarla diyor. Bize ne diyor ben diyor yerli ve milliyim diyor. Ama düşünmüyor ki o senin gittiğin evde dolarla sen doğalgazını, benzin ya her şeyini onunla. İstisnalar kaideyi bozmaz. 4 kişi. Hayır ekip, yaptıkları propagandayı şey söylüyorum. Bunu bile yapıyor. 4 kişi Gökmen Bey 5 önümüzdeki hafta AK Parti'nin en çok oy aldığı, pik yaptığı bir noktada bir mahalleye gidelim sadece çay kahve içelim. Yani bakın bayın onların televizyonlarını sürekli ya, anlattıkları cebi boşalmışsa babasını %100 katılıyorum bakın benim demek istediğim bu ama halde bile şey, bu halde bile 38 bir şey anlatmaya çalışıyor. Tabii, yani bravo. Bu halde bile bütün teslim olmuş değil. Kendi görmüyor mu? Bakıyor ki seçmen ayağının altına diyor. Gitmiş ona rağmen yine de bir şey anlatayım diye bir çaba sarf ediyor. Halbuki başka bir parti olsa şey yapar. Aynı krizi işte şey yaşadı. O üçlü koalisyon döneminde 2001'de yaşandı. ANAP, DSP, MHP vardı. Hepsi sustu kaldı. Sokağa çıkamıyorlardı. Konuşamıyorlardı. Bundan daha kötü bir kriz yaşadık o anda. O vurdu çıktı. Şimdi vurdu böyle gidiyoruz. L şeklinde gidiyoruz. Çıkıyor hala V'dir, V olacak, çıktık ne kadar iyiyiz. Bize her gün bir hikaye anlatıyorlar. Çıktı en son işte ekonomik yeni plan ekonomik dedi. Programı. İçinde hiçbir şey yok ama öyle bir ballandıra bir şey varmış gibi anlatıyor. Yani bir şey olmadığı halde bile bunu yapıyorlar. Bir dönem evet AK Parti iyi gidiyordu, ekonomi iyiydi. Dış politikada Avrupa Birliği çıpası vardı, savunmuşlardı. Hikayeleri vardı, güzel de anlatıyorlardı. Yeteri kadar da oy aldılar, %49'lara kadar çıktılar. Şimdi hikayesi olmadı halde uyduruyor hikaye. Şimdi muhalefetin bir hikayesi var. İşte bunun üzerine örülecek sizin söylediğiniz gibi bir şey var. Bir çalışma da var ortada. Peki. Bir tek ne kalıyor? Halkın içine gidip buna helva yapmak yani. Peki. Bir izleyicimiz diyor ki Gürsel Bey'e soruyor. Ya diyor seçim istemeyen muhalefet mi olur diyor. Madem hal böyle bu kadar kötüyken neden seçim istemiyor diye. Gerçi geçen gün... Valla ben 2000... Geçen gün ama Kemal Kılıçdaroğlu şöyle bir sözü oldu. 2019 yılında hemen söyleyeyim. Hı. 2019 yerel seçim bitti. 5 Nisan günü İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak hemen acilen erken seçim isteyen tek kişiyim. 2019'dan itibaren hatta 2018 icra dairesinin önünde de ön seçim talep etmişim ama benim dışımdaki insanların seçimi neden talep etmediklerini anlamaktan zorluk çekiyorum.
Ben niye? İşte bugün Fatih'teki vatandaşın isyanını görerek söylüyorum. Yoksa başka bir şey değil. Yani oraya sandık koysam bugünkü gittiğimiz yere herhalde en son parti Cumhuriyet Halk Partisi çıkar. Ama buna rağmen orada vatandaş isyan ediyorsa siz bu gidişatı neyle düzeltebilirsiniz? Millet iradesiyle yeni bir seçim, tabii, yeni bir kadroyla. Doğru. Aksi takdirde gittikçe doğru, bu ekonomik kriz derinleşecek. Güven kalmaz değil mi? Güven, güven sağlanmaz. Güveni sağlayacak tek şey de seçimdir. Geçenlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir soruya yönelik verdiği yanıtta böyle bir cümle çıktı Sayın Kılıçdaroğlu'nun ağzından. Yani şu mesele şu. Hani muhalefetin işte iktidara erken seçim yönünde bir baskı yapması, memleket bu durumdayken bir de bu konuda halkın zararına olabilecek bir şeyi talep etmiyorum şeklindeki bir hikayesi konuşuluyor ya. Ama o soru ısrarlı bir şekilde her sorunca... Her geçen gün eğer bu hükümet evet, devam ederse halkın zararı gittikçe yükselecektir. Kemal Bey de bunu vurguladı. Yani o zaman erken seçim. Gittikçe bunun ekonomik maliyeti çok yüksek oluyor ve yönetemiyorsanız o zaman erken seçim gereklidir tarzında. Dolayısıyla yani muhalefetin bir erken seçim talebini artık daha yüksek tonda vurgulaması kesinlikle gerekir mi? Kesinlikle. Erken seçim talebini. Çünkü şu, birincisi şu. Yani biraz önce çok güzel özetledi sevgili dostum. Dedi ki ekonomiyle ilgili işte Merkez Bankası'nda, Merkez Bankası'nın başkanının değişimi, döviz kurlarının yükselmesi falan bu çaresizlik ifadesi ve teslim oldular. Evet kardeşim, yani biz eğer bunu bükemiyorsak öpeceğiz. Öptüler ve ortaya koydular. Şimdi önümüzdeki süreçte birileri çıkıp şunu diyebilirse, evet kardeşim ya Gürsel Tekin, Ahmet, Mehmet, kendinize dert edinmeyin. 12 milyon işsiz 2021 yılında 6 milyona düşecek. Vallahi böyle bir talebim olmayacak. Hemen talebimi geri alacağım. 2. Referandum döneminde o güzelim billboardları asmıştınız. İşte dolar düşecek, işsizlik bitecek, sefalet bitecek. Öyle bir şey diyen varsa buna hiç... Şu anda hükümeti yönetenlerin hiçbirisi bunları söyleyemiyor. Tam tersine önümüzdeki süreçte sorunun daha da derinleşeceğini de çok açık peki şekilde ifade ediyorlar. O zaman bunun üstesinde gelmenin bir tek yolu var. Millet iradesi yeni bir yapıyla yoluna devam edecek. Peki, Gönül Hanım da aynı görüşte. En kısa zamanda seçim yapılmalıdır. Çünkü sorun yaratanların sorunu çözme şansı yoktur. Her evde bir işsiz var demiş. Evet.